Benim öğrenci olduğum dönemlerde ressam olmakla ilgili, resimden geçim sağlamakla ilgili bir şey yok gibiydi. Soyutlama aslında insanın baştan beri dünyasında var. Yani tanıdığınız bir şeyin resmini yapmak, o resmi anlamak anlamına da gelmez ki. Bir yatkınlığım ya da sözel imgeleri kullanmayla ilgili bir becerimin oluşmadığını düşünseydim, işte şiir yazmayı sürdürmezdim herhalde. Sayısız üniversite oldu. Artık sayısını bilmediğim için sayısız diyorum. Bunların neredeyse hepsinde artık güzel sanatlar var. İçi Ama boş. bunların kaçında eğitim, nitelikli eğitim yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün programımız için İzmir'den kalkıp gelen, bizim için çok değerli, çok önemli bir sanatçı konuğumuz var. Bir hocamızı konuk ediyoruz. Değerli bir sanatçı, yıllarını sanat eğitimine vermiş, çok önemli bir sanat eğitimcisi Bedri Karayağmurlar bizlerle bugün. Hoş geldiniz Bedri Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş çok bulduk. Mutluyuz Onur duyduk gerçekten sizi ağırlamaktan dolayı. Vakit ayırdınız, İzmir'den kalktınız, beyaz tuval için geldiniz. Bu bizim için gerçekten büyük mutluluk. Teşekkür ediyoruz bunun için. Şimdi önce sohbetimize sizi kısaca tanıyarak başlamak istiyoruz tabii ki. Niğde'den uzanan ta bugünlere gelen bir serüveniniz var. Nasıl başladı hayatınızda sanat? İlkokul yıllarından itibaren resimle ilgilendiğinizi biliyoruz. Böyle belki orada atıldı bir temel. Buradan başlayarak bir giriş yapalım sohbetimize. Sorunuza yanıt vereceğim ama insanın kendini tanıtması gerçekten çok zor. Benim bildiğim Niğde'de ilk çocukluk yıllarını hatırlıyorum. Köyde dedemlerin evinde kalıyoruz. Babam o zaman asker. Babam askerden döndükten sonra bir süre Eskişehir'de kaldık. Daha sonra İnegöl'e geçtik. Benim için bütün öğrenim hayatı, okullar orada başladı. Önce Kulaca köyünde İlkokula başladım. Sonra İnegöl'ün içinde İshakpaşa İlkokulu'na devam ettim. İshakpaşa İlkokulu'ndaki öğretmenim aslında o sıralarda meğer resim bölümüne giden birisiymiş. Ben tabii bilmiyorum bunu. İsmail Hakkı Bey. Son sınıfta bir arkadaşımızı çıkardı sıranın üstüne. Arkadaşın adını da hatırlıyorum. Adı Remzi'ydi. Bir ayakkabıcı da çıraktı. Remzi'nin önlüklü bir resmini çizdim desen. Ben tabii bunun böyle bir etki yaratacak bir şey olduğunun farkında değilim. Yani o deseni aldı öğretmen. Uzun süre elinde gezdirdi, herkese gösterdi. Sonra okulun giriş kapısının karşısındaki panoya astılar. Orada uzun süre durdu. Ve o şey sürede ben resimle ilgili bir şeylerin olduğunu sezdim ya da resimle tanışmış oldum belki de. Belki de o yönlenmenizi sağladı, ilgilenmenizi sağladı. Sanıyorum. Sonra ortaokulda bu bir rastlantı. Turgut Minez isminde bir resim öğretmenim vardı. Turgut Minez akademiden mezun. Aynı zamanda Neşe Erdoğan'ın da öğretmeni. Neşe Erdoğan Erzincan'da okurken o zaman öğretmeni olmuş. Oradan da Turgut Minez bize gelmiş yine göre. Resimlerimle ilgilenmeye başladığında yine çocukça bir şey bu. Bunun ne olduğu ile ilgili özel bir düşünce geliştirme şansım hiç yok. Ama işte o zaman yapılan yarışmalara resim istiyor, veriyorum, ödül kazanıyoruz, bir şeyler oluyor. Bir taraftan da teşvik ediyor. Örneğin şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Ya ben çocuk iyi boya kullanıyorum ama sen bu renkleri nasıl buluyorsun, nereden buluyorsun? Aslında bu akademi bitirmiş, profesyonel resim yapan bir insanın gerçekten bir çocukla kıyaslayarak söylemesi söz konusu değil ama besbelli ki teşvik amaçlı söylenen şeylerden biri bu. Ne büyük şans Ya olmuş evet. size. Bir de takılarak Van Gogh falan derdi. Bu da kulağa hoş gelen bir şey. Ve onun etkisiyle ben o dönemde öncelikle işte Van Gogh'un, Gauguin'in resimlerinden epey kopya yaptım. Bir de bir yaz günü August Mach'ın atlarının kopyasını yaptım karton üzerine. Çok güzel oldu bence, iyi oldu yani, başarılı bir kopya oldu. Resmi elimle böyle savurarak öğretmenin evine gittim.
Kapıyı çaldım. Açtı kapıyı. Ne var dedi. Hocam bak işte, tabii hocam demiyoruz o zaman. Öğretmenim bak ne yaptım. Baktı böyle. İçeri seslendi karısına. Gel gel hanım bak ne var burada. Kadın geldi. Ne var dedi. Bak dedi, bu adam o yüzmak ömrü boyunca at resmi yapmış. Bizim hoca da o sıralar dağdan odun getiren eşek resimleri yapardı hep. Karısı da herhalde kızıyor. Nedir bunlar? Niye yapıyorsun bunları? Herhalde söyleniyordu ki böyle bir şey söylemeye ihtiyacı var. Kadın da böyle fesbihan Allah falan diye girdi içeri. Yani o konuyla hiç ilgisi yok kadıncağızın. Yani bu süreçler sanıyorum ilerideki tercihlerimi yönlendirdi. Çünkü özellikle ortaokulda aslında benim ilgim doğruya doğru fizik, kimya, matematik gibi alanlardaydı. O süre içinde ortaokul sonunda Bursa Erkek Lisesi'ne kaydım yapıldı. Ben vakıfların bursunu almıştım işte falan. Ama sonra öğretmen okulunu kazandığım haberi gelince aile kısa yoldan meslek nedeniyle beni oraya gönderdiler. Babanız da öğretmen tabii. Yani böyle bir şey oldu. Dolayısıyla benim fen hayallerim bitti. Çünkü orada bir mesleğe yöneliyoruz. Fenle ilgim o kadar yoğun ki bu arada. Mesela evin bahçesindeki odunluk gibi bir yeri ben küçük bir laboratuvara dönüştürmüştüm o zaman. Böyle bayağı ilginç işler, şeylerle uğraşan birisiydim ama bunu çok da kimse farkında değildi sanıyorum ya da yaramazlık olarak algılıyorlardı. Çünkü evin elektriklerinin ikide bir de patlaması, çatlaması bilmem daha bir sürü hikayeler. Bunlar hep tehlikeli şeyler olduğu için ben yatılı okula gönderilince sanıyorum evde tehlikeden kurtuldu. Öğretmen okuluna gittim ama bu arada fen, matematik ve şeyler de benim açımdan azaldı. Orada da yazı yazma ile ilgili yeteneğimi Aysel Hanım, şimdi kulakları çınlasın. Aysel Hanım kompozisyon dersinde önce yazdıklarıma inanmadı, sonra kıyasladı falan bir süre sonra inandı yazdıklarıma. Ve ben mezun oluncaya kadar bir daha hiç desteğini esirgemedi. Bu da büyük bir şanstı yani. Tabii. Şimdi çok gezmişsiniz baba mesleğinden dolayı. Sürekli farklı noktalara gitmek bir çocuk için çok zor bir şey. Sürekli bir düzen bozuluyor, düzenli. Gittiğiniz her yerde resim sizi bir tutunmak için bir araç, bulunduğunuz yeni alanda kendinizi göstermek için bir araç haline de dönüştü mü? Ya ben onu daha sonra bununla ilgili tabii teorik şeyler de çalışmalar da yaptığım için şöyle yanıtlayabilirim. Aslında bütün sanatçıların hayatında bir takım travmalar vardır. Ve sanatçılar aslında bu travmalarla baş etmek için bir şeyleri ifade etmeye, bunları nesnelleştirmeye, dışlaştırmaya çalışırlar. Ben şunu hatırlıyorum. Babamın her yer değiştirmesinde, bu özellikle Eskişehir, arkadan Kulaca, oradan İnegöl falan. Daha sonra çocuk yaşımda da Çanakkale'ye gittim. Şunu iyi biliyorum. Her gittiğim yerde öncelikle oradaki çocukların arasında yer edinmek bir problemdi. Bunu sağlamak için bir şey yapmam gerekiyordu. Birilerinin önüne geçecek yani, bir şey. Kesinlikle. Yani bir şey, ben işte ben buradayım diyebilmek için bir şey yapmam. Çünkü bu... Kabul görmen gerekiyor. Tabii bu travmatik bir durum. Tabii, bir de çok zor bir şey. Kardeşim var. En yukarıda benim. Arkadan bastırıyorlar. Mahalle farklılaşıyor. Bütün bunların içinde var olmak gerçekten bir sorundu aslında. Sanıyorum bu tür şeyler beni hep tetikledi. Yani şimdi bir örnek olsun diye söylüyorum. Ben daha ortaokuldayım. Ayrıldığımız köyde yaşanan olayları radyo oyununa dönüştürüp yazıyordum bayağı ciddi ciddi. TRT'ye gönderiyordum. Tamam mı? İşte bir de şey yazıyordum. O zaman filmlerde bir jenerikte geçer ya işte bu olaylar işte gerçektir, yaşanmıştır, sadece isimler bilmem falan. O tür şeyler de ekliyordum. Sonra TRT bunları saf saf yayınlayacak diye ve çocuk aklımla bir de radyonun başında nöbet tutuyordum. Bu anlatma ihtiyacından doğan bir şey yani. Ve daha sonra işte edebiyatla ilgili bir durum ortaya çıktı. Öğretmen okulunu bitirince bir köyde çalıştım. O köye günün birinde bir paket geldi. Yeni Gün Gazetesi'nden, Ankara'dan. Benim o sırada bir dergide, Ant dergisinde küçücük bir tür köyde olup bitenlerle ilgili bir şey, bir tepki yazısı. O yazı çok hoşlarına gitmiş. Bana bir paket geldi. Paketi açtım. Bir sürü gazete. İçinde işte antetli kağıtlar. Bize de yazın. O zaman benim yaşım 18.
Ben köyde olup bitenleri, işte köylülerle röportajları, daha sonra köyde olup bitenlerle ilgili öyküler yazmaya başladım. Ankara'ya resim bölümüne gelince de Yeni Gün gazetesinde fiilen yazı yazan, bir süre sonra sayfa yapan birisi oldum. Ankara'ya resim bölümüne gelince Yeni Gün gazetesinde fiilen çalışmaya başladım. Sayfa yaptım. Oradaki grafik çalışmalarını, hatta işte akşam haberler, her şey toplandıktan sonra baskıya girmeden gazetenin bağlanması işleri dahil neredeyse dolu dolu 3 yıl çalıştım. Bir taraftan da resim bölümü öğrenciliği devam etti. Biraz uzun konuştum galiba. Yok hocam, zaten bununla ilgili evet. Bir mesela şeyi duyuralım, hani genel olarak işte hayatınızda rolü olduğunu belirtmek anlamında, resimle birlikte siz öykü ve şiir çalışmaları yaptınız. Edebiyat dergilerinde, gazetelerde, sanat dergilerinde yazılar yazdınız. Akademik makaleler yazdınız. 6 tane de kitabınız var. Şimdi onunla bağlantılı belki. Şimdi onu şimdi diyorsunuz ya, hani yazmak, resim okuyordunuz ama bayağı bir önüne geçmiş gibi gözüküyor o dönemde. Ama daha sonradan da şöyle bir şey söylüyorsunuz. Daha çok okumak ve yazmak için resim bölümüne gittim. Şimdi şu an resim bunların önünde değil mi? Tamam, bu kadar kitap var, yazılar yazılmış o dönem. Böyle bir ağırlık merkezi değişerek bugüne bir gelinmiş ama hiç ikisi de kaybolmamış. Ama hep ikisi birlikte gitmiş. Evet. Çünkü benim öğrenci olduğum dönemlerde ressam olmakla ilgili, resimden geçim sağlamakla ilgili bir şey yok gibiydi. Sadece resim öğretmenliği seçeneği vardı. Benim öğretmen okulundaki edebiyata yönelmem öğretmenlerimin etkisiyle bu işe çok ciddi bakmama neden oldu. O yüzden gittim Afyon Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra işte dil tarihte değişik bölümleri okurum gibi hayaller de kurdum. Ama ekonomik zorluklar, o arada köyde çalışma falan, bunları başaramadım. Gerçekten asıl niyetim yazmaktı. Resim öğretmenliğinde de hep şöyle düşündüm. Yani bir mesleğe ihtiyacım var. Yazılısı yok, sözlüsü yok. Çünkü babam edebiyat öğretmeni. Onu durmadan yazılı okurken görüyordum onu. Ama ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani kendim yazmak istiyorum. Ama yazılı kağıdı okumak istemiyorum. Resim bölümünü kazanacağımı biliyordum. Çünkü öğretmen okulundaki şeyde küçük seçilmiş 10 kişilik bir grubun içindeydim. Dolayısıyla sınava girdiğimde kazanacağımı zaten tahmin ediyordum. Ama resim öğretmeni olmanın ötesindeki tek amacım gerçekten yazmaktı. Çünkü o sürede Yeni Gün Gazetesi'nde yazılar yazıyordum. Bir takım edebiyat dergilerinde bir şeylerim, yazılarım yayınlanmaya başlamıştı. Bunlar önemli göstergelerdi benim için. Bu nerede kırıldı biliyor musunuz? Ben ikinci sınıftayım. Benim hocam, atölye hocam Mustafa Ayaz. Ama benim resmimin oluşmasında Turan Erol'un da çok büyük katkısı var. Yaptığım resmi, yani bunu yarışmaya verebilirsin dediğini hatırlıyorum. Galiba bizim resim bölümünden de iki kişinin resmi sergilenmişti o yılki sergide. Benim de resmim var. Adnan Binyazar o zaman tarih kurumunda çalışıyor. Kulaklarını çınlatalım. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir yazar. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nun seçici kurullarında görevli birisi. Bizim de kompozisyon dersimize geliyordu bir süre. Geldi. Sergide Adnan Binyazar'ı görünce resmin yanına götürdüm, dedim bu resim benim. Binyazar dedi ki, hiç unutmuyorum, sen şair mi olacaksın, yazar mı olacaksın, ressam mı olacaksın? Ben o zaman çocuk aklımla dedim ki, ben hepsini olacağım. Şimdi tabii bu kadar kolay başarılacak bir şey değil. Gerçekten çok emek isteyen şeyler. Siz başarmışsınız bugün geldiğiniz noktada ama doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi şunu söylemek gerekiyor. Örneğin ben okulu bitirdikten bir yıl sonra Sebahattin Ali Öykü Yarışması'nda seçilenlerden birisiyim. O zaman işte 24 yaşındaydım falan ama hem de çok profesyonel, önemli bir yarışmaydı. O yarışmadaki jüri raporlarından birinde de gelecekte Aysel Özakın, Selim İleri, Bedir Karayağmurlar, bunlar Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri olacak diye de bir rapor var aslında. Şimdi ama benim hayatım hep karışıklıklarla ilerledi. Dolayısıyla işte bu resim olayı da kafamı karıştırdı. Yani resim yapma tutkusu da devam ediyor.
Bu süreçte dergilerde, değişik edebiyat dergilerinde şiir öyküler yayınlıyorum. 79'da bu kez Başkent Ödülleri'nde bir öyküm yer aldı. Atlar ve Çocuklar adıyla. Daha sonra o at filminin temel öyküsü aslında benim yazdığım öykü. Şiddetle ve özellikle belirtiyorum. Ama hayat bu süreçte dalgalanıyor. Çünkü ortalık 80 öncesi biraz sıkıntılı falan. Ben de öğretmenlikle ilgili sıkıntılar hissetmeye başladığım için o arada hukuk sınavlarına girdim. Üniversite sınavlarına girdim. Hukuk fakültesine kaydımı yaptırdım. Üniversitede de çok okul değiştirdiniz herhalde. Birkaç yer gezdim. Önce İzmir'de Yüksek Öğretmen Okulu'nda, daha sonra onun adı ne oldu bilmiyorum. Baştan eğitim enstitüydü galiba. Sonra oradan Fırat Üniversitesi'ne gittim. Bir sene orada çalıştım. Sonra tekrar Milli Eğitim'e döndüm. Sonra tekrar orta bir şeye geçtim. 9 Eylül Üniversitesi'ne döndüm. Buca'da var herhalde. İşte Buca'da çalıştım. Bu süreç içinde işte Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bazen ama genellikle resim bölümünde atölye hocası olarak çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bir yıl çalıştım. Aydın Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra Ege'de, Ege Üniversitesi'nde bir yıl ders verdim. Ve kendime göre finali yaptım. Artık sadece resim ve yazı. Ama şimdi bu süre içinde yazmayı sürdürsem de şimdi resimde akademik çalışma yapmış, yüksek lisans doktora programlarını bitirmiş birisi olarak yazdığım tezler, oradaki görevlerim nedeniyle tabii ki resimle ilgili işlerim çoğaldı kendiliğinden. Bu kez tutkuyla resim yapmaya başladım. Daha önce de aralıksız yapıyordum ama o süreç resimle ilgili çalışmaları daha yoğunlaştırdı. Bunlar ortaya çıkınca İzmir'de örneğin Dönemeş dergisi o sürede işte Mavi Derinlik, Ortaklaşa gibi dergilerde yazdım. Özellikle Mavi Derinlik ve Ortaklaşa'nın yönetiminde yer aldım. Ama resim yüksek lisans başladıktan sonra bunları yavaş yavaş geri çekmek zorunda kaldım. Yani sonraki profesörlük, doçentlik, profesörlük dönemi zaten yani o yoğun çalışma içinde akademik şeyler, yazılar öne geçti mecburen. Yani bildiriler, konferanslar, işte yazılar falan. Olsun ama yazıyla bağınızı koparmadınız. Kesinlikle bırakmadım. Evet. Hayata dair bir düşünce oluşturmak çok zor. Tabii ki derin derin hem içselleştirmek, hem yaşamak, hem gözlemlemek gerekiyor. Bir de bunu ifade etmek var. İfade etmek işin daha da zor yanı belki. Hı hı. Şimdi siz bunu yaparken dünyaya, insanlığa bir söz söylemiş durumdasınız doğal olarak. Bunun için uğraşıyorsunuz. Şimdi benim sormak istediğim, burada merak ettiğim şu. Bir sanatçı sadece resim yaparak ya da sadece işte sanatın bir dalıyla uğraşarak, o alanda bir dil oluşturarak sanatçı olur mu? Yoksa sanatçının kendi söylediği, içinden düşündüğü, fikri olduğu gerçeğini de kabul ederek bunu bir şekilde ifade edecek başka dillere de ihtiyacı olur mu? Bir, ikincisi sanatla siyaset arasında bir bağ var mı? Siyasetten kopuk olabilir mi bir sanatçı? Bunlar bana ilginç geliyor ve sizin de bunlarla ilgilendiğinizi biliyorum. O yüzden sizden bunları dinlemek istiyorum bir şekilde. Şimdi hep şunu düşünürüm ben. Türkiye'de aslında garip bir oluşum var. Ama Namık İsmail, işte Nurullah Berk, daha bir sürü insan yazı yazmayı da sürdürdüler. Farklı disiplinlerin hangi alanda çalışırsanız çalışın, beslendiğiniz farklı disiplinlerin o alana katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu dünyada da böyle. Yani o tanıdığımız anlı şanlı sanatçılar ressamsa sadece resim yapmadılar, buna inanın. Onların çünkü tiyatrocu arkadaşları vardı, müzisyen arkadaşları vardı, şair arkadaşları vardı. Onlarla beraber gerçekten çok içli dışlı bu işi yaptılar. Tam da söylemek istediğim bu zaten. Geçmişte biraz daha bütün disiplinler birbiriyle iletişim halinde götürmüşler. Ama şimdi biraz daha bireysellik mi var acaba hocam? Yok, ben sanıyorum yurt dışındaki sanatçıların yine böyle çalıştığını düşünüyorum. Türkiye'de de bunun farkında olan
sanatçılar edebiyatla da ilgileniyorlar, şiirle de ilgileniyorlar, müzikle de ilgileniyorlar. Yani bu müzikle, şiirle ilgilenmek ve benzeri şeylerle ilgilenmek ille de o alanda üretim yapmayı gerektirmeyebilir. Ama tabii ki kendini beslemek öncelikli. Ama, evet. Ama şunu düşünürüm yani ve bu burada gerçekten üzüntü belirterek söylemem gerekiyor. Bir ressam eğer şiir okuduğunda şiirden keyif almıyoruz, anlamıyorsa, müzik dinleme becerisi oluşturmamışsa, yani estetik bir duyarlılık oluşturmamışsa müzik dinleme konusunda, yani resimle ilgili bir eksiklik var demektir. Sanatçının değişik alanlarla ilgilenmesini ben bir tür zorunluluk olarak görüyorum. Sadece değişik sanatlarla değil, bence işte felsefeyle, işte edebiyatın değişik alanlarıyla ama bilimle, yani kendi ilgilerimden söz etmek isterim. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beni astrofizik de ilgilendiriyor. Dolayısıyla fizikte, kimyada, elektronikte, değişik alanlarda herhangi bir yeni buluş, yeni bir görüş beni müthiş etkiliyor. Yani orayı hemen yöneliyorum. Aynı zamanda yeryüzündeki bir takım işte gök olayları, yerdeki bir takım hareketler, başka canlıların ilişkileri, hayatı, her şey benim ilgi alanıma giriyor. Çünkü şöyle düşünüyorum, hayatın içinde kendinizi yalıtarak, sadece resim yaptığınızı, sanat yaptığınızı düşünerek var olmanın ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Örneğin işte İstanbul gibi bir yerde betonların içinde yaşıyorsunuz, sanki bu yokmuş gibi davranmanın bir anlamı yok. İşte bu arkadaki resim de Kentin Sırları diye başladığım bu yeni bir seri değil mi bu hocam? Biraz İstanbul'a geldim ve öyle geldi bu gündeme. Çünkü kent gerçekten bütün gizemiyle, bütün varlığıyla, kalabalığıyla, betonlarıyla sizi çevreliyor. Şimdi bu yokmuş gibi davranmanın bir anlamı yok ki. Bununla ilgilenmek zorundasınız. Bu nedenle yani sanatçı hayatın içinde olmak zorundadır diye toplumsal düşünüyorum. Toplumsal olaylarla da kesinlikle ilgilenmeli değil mi? Siyasetten kesinlikle de bağımsız olamaz. Belki bir kesinlikle siyaset deyince hani yanlış anlaşılmasın, bir politik bir partiden falan söz etmiyorum. Genel anlamda, çünkü her şey hayatın içinde sanatçının anlayıp algılayıp yönlendirip dışa vurum yapacağı bir süreci içeriyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Siyasi görüşü olmayan sanatçı var mıdır bilmiyorum. Sanatçı sonuçta insandır. Diğer insanlar politikayla ilgileniyorsa sanatçı da politikayla ilgilenir. Peki sanatçı hangi politik tavrı destekler, o kendi bileceği. Şu, bu konuda bir şey söyleme şansımız yok. Örneğin fütüristler İtalya'daki faşist partiyi desteklediler o dönemde. Şimdi demek ki böyle de olabiliyor. İnsanlara aykırı gelebilir. Ya da işte şeyde Tatlin, Rodchenko ve diğer sanatçılar Sovyetlerin oluşumunda Sovyet Komünist Partisi'ne desteklediler. Başka yerde başka şeyler oldu. Mesela Picasso Komünist Partisi'ne üye oldu falan. Ama bu onların fiili politika yapacağız diye, yani bizim anladığımız anlamda toplumun önünde söz söylemek, yönlendirmek, parti yönetimi olmak falan gibi anlamda değil. Ama sanatçı politika ile ilgilenir. Politikacının söylediği söz de sanatçıyı ilgilendirir. Çünkü onların dünyayı yönetme ya da ülkeyi, bir takım kurumları yönetme biçimi sanatçıları etkiliyor. Tabii bir de sanat politikaları diye bir şey var. Tabii yani bir ülkedeki kültür politikaları, sanatçıya verilen değer, sanatçının yaşam hakkı, sanatçının söz söyleme özgürlüğü ve benzeri şeyler politikayla sıkı sıkıya bağlı değil mi? Ne yapacağız o zaman? Yani orada birileri bir şeyler yapıyor. Biz de işte sanatçıyız, duyarlı insanlarız, işte çiçekle, böcekle, bu işin tarafı. Romantik tarafı. Yani şimdi şöyle romantik diyenler bile sayılmaz. Saçma, evet. Saçma sapan şöyle tarafı diyenler de var ya hocam, işte ben hiçbir şeyle ilgilenmem, karışmam. Ben sadece resmimi yaparım. Hani diyenler hayırlı olsun ya, ne diyeyim ya. Peki o zaman hemen bunun üstüne sizden bir sanat ve sanatçı tanımı alalım mı? Mesela bir insan bir işte çok ustalaşabilir, sürekli yaparsa, çok çalışırsa inanılmaz ustalıkla o işi yapabilir. Ama her usta sanatçı mıdır? Sanatçı nedir? Vallahi bence sanatçı öncelikle... Bu soru mudur diye. Çünkü şimdi bakın bu konuda bir şey soruyor. Tanımların doğru olma olasılığı düşüktür.
bir şeyi tanımlarsınız ama o tanımın içine giren mesela sanat o kadar tümel, büyük bir kavram ki onu bir biçimde tanımladığınız zaman sadece bir yerini tanımlarsınız. Yani mutlaka ama hani sizin gözünüzden bu tanım. Yani mesela fil nedir diye sorduğunuz zaman işte körler toplanıp hortumunu tutan bilmem ne, bacağına sarılan bilmem ne, kuyruğuna sarılan bir herkes başka bir tanımlar ama fil öyle bir şey değil. Sanat da böyle değil, çok karışık. Ama benim için sanat şu, sanatçının hakim olduğu dil olanaklarına hakim olduğu alanda kendisi ve çevresiyle ifade etmek istediği şeyleri kendine has biçimler üreterek nesnelleştirmesi sanattır. Doğru oldu mu? Bilmiyorum. Sizin hocam. Bilmiyorum. Biz doğru nedir yani, diye sordu. Doğru yok burada. Benim doğru ben mu diyorsunuz? Ben söyledim. Doğru. Biz, bunda doğru olmaz. Evet. Tamam mı? Ama biz sizin gözünüzden bunu burada, ifade burada etmenizi şunları, istiyoruz. Bunları sadece. Burada şunları düşünerek söyledim. Bir kere bir sanatçılık söz konusuysa bir üretim söz konusudur. Bir şey üretiliyorsa ortaya nesnel bir şey çıkıyordur. Bir yapı ortaya çıkıyordur. Bu yapının biçimlendirilmesi için bir takım malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeleri kullanan, ona hakim olan kişi kendine has biçimler yaratma becerisine sahipse, yani bir yerlerden yürütme değil, bizzat kendi düşüncesiyle, ürettiği şeylerle, hissettiği, duyduğu, düşündüğü şeyleri nesnelleştirip dışlaştırıyorsa, ortada bir sanatsal bir durum vardır. Tamam mı? Yani bu duruma sanat diyebiliriz, sanat olarak bakabiliriz. Niye? Çünkü bir kere özgün bir yapıttan söz ediyoruz. Özel bir duyarlılıktan, özel bir düşünme biçiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla sanat yapan kişiye de sanatçı denir. Ya da sanatçı olarak oluşmuş kişinin yaptığı işe sanat denir. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Oldu mu? Güzel oldu. Beğenmediyseniz tekrar. Şöyle de olabilirdi diye. Yani onun sonu yok diyor hocam. Şimdi siz soyut resimler çalışıyorsunuz. Biraz da resimlere dönelim. Evet. Şöyle bir tanımınız var. İnsan soyutlayarak yaratır. Burada ne anlatmak istiyorsunuz? Yani aslında böyle uzun uzun soru sorabiliriz bunu sormak için ama. Amacımız burada sizin bunu yani açıklamanız. Bu kavramdan biz ne anlamalıyız? Anlaşılıyor, beni konuşturmak istiyorsunuz. Evet, sizi evet. Konuşturmak evet, sizi konuşturacağız. Evet, buraya geldik madem. Neden bütün bilgileri soyutlayarak yaratır dediniz? Bakın, soyutlamak dünyaya, çevrenizde olup bitenlere hakim olmanın başlangıcıdır. Şimdi bir tanım, bir manzara çizelim. Size sözle anlatacağım bunu. Hayatında hiçbir sayısal, sözel, hiçbir değer yüklenmemiş birisinin önünde bir sürü koyun var diyelim. O kişi bir sürü ağacın içinde geziniyor. Ondan sonra o ağaçlığı da bir sürü ırmak suluyor. Eğer o kişi benim 50 koyunum var, burada 100 ağaç var, burasını 3 ırmak suluyor deme becerisine sahip değilse ne koyunlarına sahip olabilir ne o ağaçlardan ev yapabilir. Yani 3 koyun dediğimizde koyun sözcüğü insanın dil becerisi geliştiği süre içinde koyun dediğimiz canlının tamamen soyutlanmasından kaynaklanan, koyunla hiçbir ilgisi olmayan özel bir gösterene dönüştükten sonra koyunları ifade etmeye başlar. Hı-hı. Bu dil içinde. Her dilde koyun. Ve öyle bir oturur farklı. Ki her bakan onun tabii, koyun olduğunu anlar. Yani. Bu ortak ortak dildeki, imgeler. Tabii, evet, ortak evet. Dildeki bu sözceler, söz öbekleri, sözcükler bir şeyleri sayılar. Tanımlarken bizim birbirimizi de anlamamızı sağlar. Sayılar da aynı niteliktedir. Evet, bu nedenle koyun hikayesinde kaldık. Buradan sürdürelim. Söz olarak ad verebildiğiniz, dolayısıyla kendi asıl varlığından tamamen uzaklaştırıp onu tanımlayacak, onu anlamamızı sağlayacak ortak bir işaret bulduğunuzda o şeye de hakim olursunuz. Dolayısıyla sayılar da aynı sözcükler gibi buradaki şeyleri,
tanımlamada büyük işimize yarar. Örneğin 10 koyun dediğiniz zaman koyun sürüsü artık sizindir, bilirsiniz onu. Peki soyutlama nedir? Soyutlama bir şeyi kendi asıl olan yapısından tamamen uzaklaştırıp onu temsil edecek başka bir şey haline getirmektir. Ve dolayısıyla o asıl nesneyi, asıl varlığı hiçbir yanıyla çağrıştırmaz aslında. Örneğin ağaç sözcüğünün ağaçla hiçbir ilgisi yoktur. Koyun sözcüğü de koyuna benzemez. Koyunla hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar soyut formlardır. İnsanlar soyut dili, imgeyi, sayıları, rakamları yarattıktan sonra dünyaya hakim oldular. Dolayısıyla soyutlamak hakimiyeti güçlenmenizi, onu elde etmenizi sağlayacak şeylerdir. Mesela bilgisayar dili, işte 1.0.1.0.1 bilgisayar dili bütün o programların işlemesini sağlayan bir dil. Ama o dilin için dilin ifade ettiği şeyleri gördüğünüz zaman sayıları görmezsiniz. Programcı bilir ama onun öyle olduğunu. Resimde peki bu iş nasıl? Soyut resim aslında belki de şöyle düşünmek lazım. Soyutlama aslında insanın baştan beri dünyasında var. Peki realist olduğunu düşündüğümüz bir resim acaba gerçekten hangi anlamda realisttir? Oradaki kompozisyon kurgusu, işte bir takım başka ilişkiler, dil olarak realizm ve benzeri bir takım şeyler aslında karşımızdaki doğanın tıpatıp aynısı değildir. Örneğin bir Ruzidal manzarasında ya da diyelim ki işte bir foto gerçekçi resimde gördüğünüz her şey çok ayrıntısıyla tıpatıpmış gibi gözükebilir ama bütün bunların hepsi onu olduğu gibi aktarmaktan çok bir düşünceyi savundukları sürece anlamlı ve özeldir. Peki örneğin kavram dediğimiz şey felsefeye ait bir terim olmakla beraber işte hangi dönemde olursa olsun bütün resimler belli bir kavramı anlatır bize, bir şeyi ifade eder. Çünkü insan soyutlayarak yaratır, soyutlamadan olmaz. Peki soyutlama, soyutun dışında soyutlama süreçleri neler? Bunlar abartarak olabilir. Yani eksajere yapabilirsiniz, stilize edebilirsiniz. Yani ona ait özel bir takım yanları çok görünür hale getirirsiniz ama asıl yapıyı bozarak deforme edersiniz. Bu soyutlama süreçleri. Tamamen soyut olması için asıl o nesne ile ilgili ne düşünüyorsanız, ne yapıyorsanız artık onun tanınırlık ilgisini ortadan kaldırmış olmanız lazım. Soyut bu. Yani ve dolayısıyla biz de bu toplumun içinde durmadan aslında birçok soyut formu kullanıyoruz. Ama soyut resme gelince ben bunu anlamıyorum diyoruz. Peki şimdi şöyle bir durum var. Toplumda genel beğeni, popüler olan ya da kolay anlaşılabilen eserler üzerinde işte bakıyor. Aa diyor, burada diyor bir manzara var. Burada şu ağaç var. Burada deminki gibi koyun var diyor. Hani onu direkt gördüğü zaman çok kolay anlaşılır bir şey izleyici için. Sizin resimlerinize döndüğümüzde veya genel soyut olarak bizim tabir ettiğimiz eserlere döndüğümüzde bu anlaşılmama riskini de getirmiyor mu genel izleyicinin karşısına? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi o izleyicinin sorunu diyeceğim ama çok ayıp olacak. Öyle söylemeyeyim. Şöyle açıklayayım. Şimdi bizim anlaşmalı anlam düzeyinde bir sürü imge ile karşılaşırız. Örneğin işte denizi görürsünüz, deniz dersiniz. Denizi bir resimde gördüğünüz zaman da deniz dersiniz. Çünkü deniz görüntüsü ve deniz sözcüğüyle ortak bir iletişim kurarız. O görüntü hepimiz için ortak bir görüntüdür. Deniz sözcüğü de hepimizin denizi işaretlemek için kullandığımız ortak bir semboldür. Bir resimde denizi gördüğünüz zaman eğer o deniz özel olarak mesela işte William Blake'in denizi gibi değilse, ondan sonra işte ne bileyim Ayozovski'nin denizi gibi değilse o herhangi bir denizdir. Yani o zaman sanatsal bir şey olmaz. Yani tanıdığınız bir şeyin resmini yapmak, o resmi anlamak anlamına da gelmez ki. O sadece aklında, daha önce belleğinde var olan bir takım bellek imgeleriyle karşılaşmış demektir. Çünkü resimden anlamak denilen şey birçok farklı yapıyı içerir. Önce sanatçının hayat hikayesini bilmeniz lazım. Kimdir bu adam? Ne düşünüyor?
Peki bu resim hangi akım içinde, ne zaman üretilmiş, hangi teknikle yapılmış? Ondan sonra ne tür önerileri var? İşte üslubu nedir? Daha bir sürü şeyi durmadan sorabilirsiniz. Şimdi bunlarla hiçbir ilgisi olmayan seyirci resmin önüne gelip orada iki ağaç görünce, aa ben bunu anladım, ne var? Ağaç var. Elinin körü o, zaten herkes görüyor ağaç. Yani orada anlamak değil, görmek aslında. Aynen. Şimdi resimden anlamak başka bir şey. Resimden anlamak demek estetik deneyim demek, estetik yargı demek, estetik beğeni demek. Bütün bunların oluşması da estetik deneyimin yoğunlaşmasına bağlı. Yani hayatında hiç senfoni orkestrasına, konser salonuna gitmemiş, hiç senfonik müzik dinlememiş birisi, işte örneğin işte Beethoven seslendiriliyor. Bakıyor bu ne? Kapı gıcırtısı, kapatır radyoyu falan şimdi. Neden? Çünkü istediği sesler gelmiyor kulağına. Peki yani alıştığı sesler. Alıştığı sesler gelmiyor. Şimdi ben bununla ilgili size ilginç bir hikaye anlatayım. Bir gün fakültede odamda oturuyorum. Bir üniversiteden bir kargo gelmiş. PTT'den getirdiler. Getiren delikanlı odaya girince böyle bir şaşkın şey, nedir bunlar böyle? Resim dedim. Nasıl resim ya? Böyle resim mi olur dedi. Ama resim bölümüne geliyor. Düşünün, bir resim atölyesine giriyor. Oraya bir paket bırakacak. Gördüğü resimlerin garip şeyler olduğunu düşünüyor. Nasıl resim bunlar? Çünkü hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış. Dedim sen müzik dinliyor musun? Dinliyorum dedim. Ne dinliyorsun dedim. Halk müziği dinliyorum. Peki dedim. Şöyle bağlamayla güzel bir uzun hava çalınsa dedim. Keyif alır mısın? Tabii alırım dedim. Ha dedim, bak bunlar var ya dedim. Bunlar resmin uzun havası. Resmin uzun havası. Yani dedim sen nasıl ondan keyif alıyorsan, bundan keyif almaya başladığında da bunların resim olduğunu anlayacaksın dedim. Çocuk ne dedi biliyor musun? Vallahi anladım dedi. Ne demek istediğinizi anladım dedi. Şimdi sorun bu. Yani hayatında resimle karşılaşmamış, resme hiç kafa yormamış, kendi beğendiği şeyin mucize olduğunu, kendi zevkinin gerçekten her şeyi temsil ettiğini bir insanın düşünebilmesi, o kişisel beğeni açısından bu konuda hiçbir sözümüz yok. Ancak bunu sanatla ilişkilendirip ben bunu anlamadım, bu ne biçim sanat falan dediği gün aslında çizmeyi çok aşmış demektir. Kendi sınırlarının dışında çok özel bir şey. Kendince çizmeyi çok aşmış. Tabii canım. Tabii şöyle düşünün bir de. Örneğin siz işte ne kullanıyorsunuz? Bulaşık deterjanı kullanıyorsunuz. Şimdi o deterjanın formülünü bilmek zorunda mısınız? Şimdi formülü ben yazıp önünüze koysam bilmezsiniz. Bu nedir ya dersiniz değil mi? Ama o deterjan işte ya da sabun. Dolayısıyla dünyayı yalnızca kendi bildiği, anladığı sınırlar içinde algılayıp bunun dışında kalan her şeyi reddetmek insanın gelişmesini de engeller. Oysa sanatın temel işlevlerinden bir tanesi insanın hem beğenisini, estetik dünyasını zenginleştirmek hem de aynı zamanda algı dünyasını sarsmaktır. O sınırları genişletmektir. Tabii. Yani bu nedenle herhangi bir resmi beğenip işte oradaki koyunu, keçiyi, ağacı beğenip resim alan insana benim bir sözüm yok. Yani o kendi beğeni sınırları içinde bir şey yapıyor ama bunu ille de o beğendi diye bunu sanata dahil etmek zorunda değiliz. Resim bir ifade dili sizin için ama işte şiir, edebiyat da bir ifade dili. Siz iki dili birden kullanıyorsunuz. Baktığımızda şiirlerinizi de biliyoruz biz, resimlerinizi de biliyoruz. Şiirlerinizle resimleriniz arasında tema ve tarz açısından benzerlik duygusu geliyor insana. Yanlış mı düşünüyorum? Öyle güzel var, çok sevindim. Şimdi o yüzden şunu sormak istiyorum ben. Resimler şiirleri ya da edebiyatı nasıl besliyor? Şiirler resimleri nasıl besliyor? Aralarındaki etkileşim nasıl? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Bakın bu... Bu arada bir de bunu söyledikten sonra bir de bir şiirinizi dinleyelim hatta. Tamam. Seslendirmeye çalışayım. Şimdi bu çok önemli. Eğer benim dille ilgili bir yatkınlığım ya da sözel imgeleri kullanmayla ilgili bir becerimin oluşmadığını düşünseydim, işte şiir yazmayı sürdürmezdim herhalde. Bir de şu var, bu çok önemli. Görsel dille sözel dil birbirine çevrilen diller değil. Müzik de aynı şekilde. Müziği siz hangi söz diline çevirebilirsiniz? Ya da resmi hangi söz diline çevirdiğiniz zaman o resmin verdiği tadı alabilirsiniz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla her biri farklı yerlere sesleniyor, farklı yerlerden besleniyor. Birbirlerine çok büyük etkileri var.
Ama örneğin ben şiirle anlatabildiğimi resimle de anlatabilseydim belki şiir yazmazdım. Ya da resimle yaptıklarımı şiirde de yapabilseydim belki resim yapmazdım. Ama ben bunların benzeyen bir şeylerle bir beğeninin beslenmesinde çok önemli işlevler gördüğünü düşünsem bile ya da belli bir dünyayı zenginleştirme açısından önemli işlevleri olduğunu düşünsem bile aynı şeyi ifade etmiyorlar, aynı görevi yerine getirmiyorlar, aynı tınıyı, aynı keyfi vermiyorlar ya da aynı düşünceyi aynı biçimde iletmiyorlar. Ama birbirini besliyorlar. Kesinlikle. Bu nedenle bir sürü şair resim yapmaya uğraşır, bir sürü ressam da şiir yazmaya uğraşır. Bunların içinde beste yapmaya çalışanlar da vardır. Demek ki bu sadece bana ait bir durum değil. Böyle olmadığı için hiçbir günahım yok. Yani. Yok, güzel bir durum zaten. Siz buradan devam edin. Peki resimlerde şimdi ağırlıklı monokrom renkler kullanıyorsunuz. Zaman zaman böyle çok canlı, birden çok heyecanlandıran tonlar giriyor işin içine. Sanki izleyiciye de yorum yapması için alanlar bırakıyorsunuz baktığımızda. Böyle midir? Yani ben açıkça şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela bu Enver Gökçe'nin bir dizesi var. İşte ben Berceste Mısra'ı buldum, hey ömrümce söylerim diyor. Şimdi Berceste Mısra'ı düşürecek kadar büyük bir işi başarmış olmak ve onun sahibi olmak onu sürekli kullanma hakkını da verir. Ama bu çok da kolay değil. Yani bu müthiş bir şey. Dolayısıyla Berceste Mısra düşürmek ya da işte resim diliyle ilgili çok özel biçimler, bu biçimlerin kendi arasındaki ilişkilerle yepyeni bir dil oluşturduğunuzda bu dili kullanmak ve bu dilin sınırları içinde gezinmek de sizin hakkınız sayılır. Ben resim yapmayı şöyle düşünmüyorum. Benim resmimi böyle tanıyorlar. O yüzden hep böyle yaparsam kolayca tanırlar. İşte alıyorlarsa da kolayca alırlar gibi düşünceyi bugüne kadar hiç taşımadım. Hep şöyle düşündüm. Bu bir dünya. Ben bu dünyaya bir daha gelmeyeceğim. Dolayısıyla kendimle ilgili şeyleri olabildiğince ifade etmek, yapmak konusunda sınırlar koymaya çalışarak yapmıyorum. Elimde olsa inanın besteler yapardım. Olanaklarım olsa hemen anıtlar, heykeller yapmaya başlarım. Yani ama bir takım şeyleri yapmak için de ne zamanınız yetiyor, ne süreniz yetiyor, ne de olanaklarınız yetiyor. Şimdi üslup açısından da eğer kendinize ait edindiğiniz bir şey varsa bunun sınırlarını Türkiye'deki bir yanılgıdan söz edeyim. Herkes üslubu tema sanıyor. Büyük çoğunluk. Yani konu. Yani kahve ressamları var Türkiye'de. İşte deniz ressamları var. Bilmem ne ressamları var. Böyle şey olmaz. Ya yani o insan hep tema yapıyordur ama tema onu ressam yapmaz. Onu nasıl yaptı? Kesinlikle. O dili nasıl kullanıyor? O dil içinde o temayı nasıl değerlendiriyor? Onu yapanların arasından da nasıl ayrılıyor? Yani o yüzden Ayvazovski'nin deniz manzaraları özeldir. Değil mi? Evet. Ben şimdi böyle düşündüğüm zaman bu biçim dilinin sınırları, olanakları içinde gezinmek açıkça bana keyif veriyor. Yani durmadan aynı biçimleri insanlara göstererek bunu kendi üslubummuş gibi izletmek gibi bir davranış içine girmeyi kendimce şunu doğru bulmuyorum. Diyebilir miyiz? Benim zaten devamlı söyleyecek sözüm var. Bu bir devinim halinde. Dolayısıyla resim dilinde de bu yansıyor. Böyle düşünüyorum. Ben yaşıyorum. Yaşarken ne oldu? Şimdi İstanbul'a gelirken uçakta telefonumla havada uçmakla ilgili bir duygu ile dizeler düştüm. Şimdi İstanbul'a geldim, binalar üstüme yürüyor. Şimdi burada iki tane resim yaptım İstanbul'da geldiğimde. Resimler üstüme yürüyor. Bunu kentin sırları olarak düşündüm. Evet. Neden? Çünkü bu kent görüntü, kübik, mimari formlar, bilmem neler, binalar falan ama içinde barındırdıkları bir sürü tanımadığımız, görmediğimiz şey var. Dolayısıyla kent, içindeki sırlarla kent. Ve şimdi o zaman ben kendi biçim dilim içinde şehre dair bir şeyleri oluşturmaya başladığım zaman bunu bazen çok renksiz gördüğümde monokrom da yapabilirim. Ya da işte birden onun renkli bir yanını keşfedebilirim. Başka bir şey düşünebilirim. Bir de başka şunu söyleyeyim. Ev konusu
mekan konusu beni gerçekten çok ilgilendiriyor. Mehmet Ergüven'in yazdığı kitapta da benim evlerimle ilgili bir takım şeyleri var, notları var. Çünkü bir mekana ait olmak, o mekanı kullanır hale gelmek, bu şunun için benim açımdan önemliydi. Resimleri koymak işte, en azından korumak duygusu bile çok önemliydi. O yüzden bunlara hep önem verdim. Şimdi binalara bakınca, o binaların içinde görmediğimiz kim bilir neler var. Ben şimdi onlara bakarak böyle davranıyorum. O yüzden de bazen çok rengarenk olabilir, bazen monokrom olabilir, başka türlü şeyler olabilir. Böyle değişiyorum. Bu İstanbul'a dünya değişiyor, ben de değişiyorum. Geldiğiniz zamanki hislerinizden oluşturduğunuz iki resim olduğunu söylediniz. İkincisini de izleyicilerimiz burada görebiliyorlar. En azından söyleminizin yansımasıyla daha belki bunun kentin sırları olarak bak, tabii ki yani kentin sırları, şimdi bu şey, bu cümleyi adı vermeseydik ne olacaktı? Bu sadece bir soyut kompozisyon olarak. Şimdi ama ben onu belirledim. Dedim bir seri ki kentin buna sırları. Buna bakarken tabii daha başka. Şimdi bir... kentin sırları deyince birden mekan, bina, form ve onun içinde oluşan bir sürü hareketle ilgili bir şeyler oluşmaya başlıyor izleyici için. Şimdi... Bu ne biliyor musun? Ad vererek izleyiciyle kontak kurmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ben sizi iki kere resim yaparken izledim başından sonuna. Hani izlemiş biri olarak özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Renkler, çizgiler, denge, lekeler. Yatay dikeyler, hı hı. İşte hepsini bir araya getiriyorsunuz. Aslında bir önce bir karmaşa var gibi sanki. Sonra oradan bir denge yaratıyorsunuz, bir dinginlik yaratıyorsunuz. Bunu çok net olarak gördüm. Şöyle mi acaba? Siz aslında hayattaki sorunları gören ve bunları da tuval üzerinde çözümlemeye çalışan bir yapıda mı ilerliyorsunuz? Resminiz böyle mi ilerliyor? Demin bu İstanbul'un üstünüze geldiğini, işte yapıların karmaşıklığını ve sıkıntısını söz ettiniz ve onunla ilgili bir seriye başladınız. Mesela bu da bir çözümleme mi aslında? Şöyle diyebilir miyiz? Hani böyle çok umutsuz ve can sıkıcı bir şeyle karşılaşmışsınız. Ama bunu yansıtırken sanki orada bir huzur arayışı. O karmaşanın vallahi içerisinde. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Bu bir başlangıç. Yani bir şey sizi tetikliyor. Bir şey uyarıyor. Buradan yola çıkıyorsunuz. Bunun böyle bir resme mi başka bir şeye mi dönüşeceği konusu o sürecin içinde oluşan bir durum. Şimdi ben resim yaparken hep şunu düşünürüm. Resim yapmak aslında bir takım hoş görüntüler yaratma işi değildir bir kere. Yani şiir yazmak da böyle değildir. Örneğin bir savaşla ilgili şiir yazan birisinin hoş duygular uyandırmayacağını kendisi de bilir. Ya da savaş resimleri izlenirken, o tablolarda izlediğimizde orada kan olduğunu, gözyaşı olduğunu da bilirsiniz. Ama ressam orada size bir şey yapmak ister. Yani bakın hayatın bu tarafında bunlar da var. Ey insanlar, aklınızı başınıza toplayın demek ister. Ama bunu yapmazsa görevini de yapmamış olur. Şimdi resme nasıl başlanır, resim nasıl biter? Bir müzisyen piyanoya oturduğunda ne yapıyorsa ben aslında resme başladığımda öyle başlıyorum. Çünkü resim yapmak benim için işte şiir yazmak, beste yapmak gibi bir eylem. Yapmaya çalıştığınız işin içinde boyaları kullanırken, malzemeyi kullanırken ya da işte biçimsel elemanları, formları, bir takım şeyleri kullanırken durmadan şunu yapıyorsunuz. Bir şey oluşturacaksınız, bir kompozisyon kuracaksınız. Bunu hemen açıkça söyleyeyim. Benim için resim yapmak bir şey, tematik bir şeyi anlatmaktan çok bir kompozisyon kurmaktır öncelikle. Bunun nedeni de şu. Benim için kare, dikdörtgen, bir tuval yüzeyi uzayın içindeki benim çerçevelediğim bir uzay parçasıdır. Ve uzay parçası uzayın içinde nasıl gezegenler, güneşler, bilmem bir takım kuyruklu yıldızlar birbirini çarpar, çeker, çevresinde döner ve orada dengeler oluşursa benim tuvalimdeki formların da karşılıklı itme çekme ilişkileriyle o yüzeyde kararlı benim izleyicide oluşturmak istediğim etkileri oluşturabilecek yerlere doğru gitmesi lazım. Yani zaman zaman huzursuzluk yaratabilirim, zaman zaman çok keyifli dinginlik yaratabilirim. Bunlar
Benim o sırada izleyiciye vermeye çalıştığım, o resimle izleyiciye aktarmaya çalıştığım duygularla, düşüncelerle ilgili şeyler. Bir denge arayışı var ama, değil mi hocam? Çünkü hayat dengesiz. Hayatı dengeye getiremediğim için resimle getiriyorum. Böyle düşünüyorum. Ne yapın? Evet. Evet, gayet güzel. Şimdi bir de o zaman sona doğru geliyoruz. Sizin resimlerinizde bir müziksel etki var. Bunu çok kişi yazdı, çizdi. Hı. Hakikaten biz de öyle hissediyoruz, öyle düşünüyoruz. Müziksel etki var. Sanki böyle bir klasik müzik eserindeki çıkışlar, inişler, dengeler... Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de çünkü beste yaptığımı düşünüyorum. Beste tamam. Yapamadığım için burada beste yaptığını tamam, düşünüyorum. Tamam, onu gayet... Bunlar benim senfonilerim diyor. Gayet de güzel yansıtıyorsunuz onu. Çünkü bize de o duyguyu geçiriyorsunuz. Sizin bir performansınız olmuştu. Ben bunu izleyemedim ama sizden dinlemiştim. Onu izleyicilerimiz de sizden dinlesinler istiyoruz. Bir klasik müzik eşliğinde bir resim yaptınız. Doğru. Bunu bir anlatır mısınız bize? Ya Buca eğitimde çalıştığım sırada müzikte sanıyorum yüksek lisans yapan bir öğrenci bana dedi ki hocam benim böyle bir şeyim var, çalışmam var. Ben Beethoven'dan bir partisyon çalacağım. Bir küçük parça çalacağım. Siz o parça sırasında resim yaparsanız eğer sesler ve ilişkiler arasında, renkler, kompozisyon, çizgiler arasındaki ilişki konusunda tezime bir şeyler yazmak istiyorum dedi. Ben de kabul ettim. Buca Eğitim Fakültesi'nin konser salonunda bana bir kere dinletti daha önce. Bir Beethoven'ın adını da hatırlamakta zorlanırım. Şimdi müzisyen olmadığım için olsun, herhalde bir takım şey. Beethoven'ın küçük bir parçası. Bir kere dinledim. Ama bunu resme dönüştürmek diye bir şey yok. Çünkü bunlar çevrilemez diller. Dolayısıyla o piyano çalınırken ben dışarıdan aldığım etkilerle yüzey boyadım. Sonra şöyle bir şey oldu. Müzik bölümündeki öğretim eleman arkadaşlar benim resme baktılar. Ve birisi dedi ki biz şaşkınlıkla izledik sonucu. Çünkü Beethoven dikey armoni kullanan bir bestecidir. Burada dikey formlarla o müzikteki esprinin tuvale böyle yansıdığını görmek bize son derece ilginç geldi dediler. Dolayısıyla yani demin söylediğim şeyler de sanıyorum bunlarla ilgili. Aynı grup, örneğin şu anda kentteyiz, gürültüler var, buna görsel bir takım şeyler var. Bir müzisyen kentte olduğunu nasıl duyurur? Yani bu köşeli, kenarlı formların içinde gezerken sağdan soldan gelen bir sürü ses kirliliğiyle ilgili herhalde İstanbul'u böyle anlatır. Benim için de bunlarla ilgili bu formları kendi belleğimden, birikimimden, gözlemlerimden süzerek bunu bir yapıta dönüştürme işi bir bestecinin tavrı gibi bir anlamda. Böyle bir süreçte bunları yapmaya çalışıyorum ya da yapıyorum. O yüzden müzikle ilgisi olduğunu düşünebilirim. Ama tabii ki müzik değil. Tabii mutlaka. Yani. Ama ondan etkilenme ya da yani. Onu çağrıştırma. Olabilir yani. Çünkü öyle düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. İşte siz o düşündüğünüzü bir şekilde bize de geçiriyorsunuz. Müzikle de şöyle bir ilişkim var. Aslında yani o lise döneminde beni koroya seçtiler ama koroda çok sıkıldım yani. Daha ilk gün bir daha da gitmedim. Müzik yeteneğim var mı onu da bilmiyorum. Ama duyduğum sesleri, parçaları birbirinden ayırdığımı düşünüyorum. İşte her evimde de bir mandolin var zaman zaman tıngırdattığım. Bu müzisyen olduğumu gösteren bir şey değil. Ama müzikle bağım iyidir diye düşünüyorum. Böyle. Peki, şimdi bir sanat eğitimcisiniz aynı zamanda. Türkiye'de sanat eğitimini bir değerlendirmenizi istemeden geçmeyeceğiz. Ama sanatçı ve aynı zamanda sanat eğitimcisi olmak... Yan yana geldiğinde olumlu, olumsuz yönlerini, bir de ona böyle bir hızlıca değinsek ve daha sonra da Türkiye'de şu anki sanat eğitimini nasıl değerlendirirsiniz? Onunla ilgili birkaç cümle, düşüncelerinizi alsak. Bunlar zor şeyler ama şöyle kısaca içinde yaşadığım için anlatayım yani. Şimdi Türkiye'de sanat eğitimi bana göre iyi gitmiyor. Çünkü sanat eğitimi dediğimiz şey sadece üniversitelerde, yüksekokullarda yapılan eğitim değil. Sanat eğitimi anaokulundan, hatta da anaokuluna
gitmeden önce başlayan, evde başlayan özel bir eğitim türü. Bütün bu birikimlerin içinde alınan yol belki toplam eğitimi tarif ediyor ya da anlatıyor. Eğer anaokulunda çocuğun derslerine giren, onu eğitmeye çalışan birisi, derse demeyelim ona, etkinlik yaptıran birisi, kaliteli müzikten anlayacak birisi değilse o çocuğu daha baştan yanlış yönlendiriyor demektir. Bütün hayat boyunca insanlarımızın nitelikli müzikle karşılaşma olasılıkları ne yazık ki son derece kısıtlı. Okullarda yeteri kadar bu müzikler izlenmiyor, olmuyor. Derslere yeteri kadar önem verilmiyor. Bana kalırsa bir kere anaokulu dahil, özellikle ilkokulun sonuna kadar, hatta belki ortaokulun bir kısmı bile öğrencinin tamamen müzik, resim ve diğer etkinliklerle yoğrulduğu, dünyayı ve kendisini tanıdığı etkinliklerle geçmesi gerekiyor. Çünkü müzikten keyif almayan, dünyayı resimden, heykelden, mimari olarak işte bir takım ilişkilerle değerlendiremeyen birisinin gidip lisede kimya, fizik okuyup, işte ondan sonra üniversitede matematik okuyup mimar ya da mühendis olduğunda iyi kentler oluşturma şansı da olmayacak. Vizyonel bir bakış açısına tabii, sahip olamayacak. Çünkü sanat eğitimi bütün bir eğitimdir. Ama sanat eğitimine seçilmiş çocukların eğitimi konusunu düşündüğümüzde, şimdi üzülerek şunu söylemem gerekiyor. Neredeyse Türkiye'de çok sayıda, bütün illerde, her yerde sayısız üniversite oldu. Artık sayısını bilmediğim için sayısız diyorum. Bunların neredeyse hepsinde artık güzel sanatlar var. İçi ama, boş. Ama bunların kaçında eğitim, nitelikli eğitim yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Peki şunu da hemen söylemem gerekiyor. Sanatçı denilen şey ille de o diplomayı alınca mı olur? Bence hayır, olmaz. Çünkü sanatçılık denilen şey daha bir sürü işin yan yana gelmesiyle, doğuştan belki bir takım şeyleriniz olur. Fizik olarak yatkın olursunuz. Kulağınız, gözünüz iyi duyar, bilmem, aklınız iyi çalışır falan filan. Ama bütün bunları tetikleyecek bir hayat, bütün bunları ifade edebileceğiniz bir fiziki ortam, malzeme temini ve benzeri bir takım şeylerin de sağlanmış olması gerekiyor. Ben şimdi eğitimci olarak bunlarla uğraştım. Ha, sanatçı olarak eğitimci olmak nasıl bir şey? Hakikaten sıkıntılı bir şey. Yani hiç ders vermek zorunda kendini hissetmemiş, geçimle ilgili herhangi bir sorunu olmamış birisinin resim yapması yani çok gıpta edilecek bir şey. Ha, şunu da düşünürüm, o kişinin resim yapmakla, edebiyat yapmakla ilgili süreçlere nasıl dahil olduğunu, hangi süreçlerden geçtiğini ve resim yapmayla ilgili bir mecburiyeti nasıl edindiğini de merak ederim. O ayrı bir şey. Ama kendi açımdan düşündüğümde ben zamanımın bir kısmını hep insanlara bunları anlatmaya ayırdım. Yani bir başkası sadece boyamaya uğraşırken ben onları durmadan birilerine anlatmaya çalıştım. O böyle bir şeyinden de bu süreçlerde de üretimimde sıkıntı yaşamamak için de kim nasıl düşünürse düşünsün deli gibi çalıştım. Başka türlü olmaz zaten. Tabii, deli gibi çalıştım. Yazdım, çizdim, okudum, anlattım, bilmem, bu süreçlerin içinde şunu da yapmadım. Satacağım bilmem ne, para, pul falan filan ve dolayısıyla onların dışında başka bir dünya yaratarak çalıştım. O para konusuna kilitlenmiş, bütün hayatı onları organize ederek bir takım işler yapan kişiler kendilerini nasıl sanatçı hissediyorlarsa kendi sorunları, beni ilgilendirmiyor. Ama onlar adına üzülüyorum. Ekonomik yani kaygılar aslında çok yönlendiriyor sanatçıları. Evet, evet. Hatta şöyle diyenler de var. İşte şu tarzları yapıyorum, hangisi tutarsa oradan yürüyeceğim yani diyenler de var. Aslında sanatçı biraz da tüccar gibi bir konuma getirilmeye çalışılıyor piyasada. O zaman bugünkü sanat piyasası ile ilgili de birkaç şey sözünüzü alalım hocam. Şunu söyleyebilirim. Bugünün dünyasında alma satma denilen bir şey varsa kesinlikle bunun o zaman bir piyasadan da söz etmek zorunda kalıyoruz. Mecburen. Bu piyasadan söz edince de kendiliğinden işin içine kar giriyor, kazanma hırsı giriyor ve benzeri şeyler giriyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da entrikalar, dışlamalar, numaralar ve benzeri bir takım şeyler giriyor. Bunlar hayatın doğal süreçleri. Ama şunu düşünürüm hep. Sanat yapıtı
bugün izleyicinin satın aldığı, tükettiği bir değer değildir. Sanat yapıtı bugün de satılabilir ama sanat yapıtı zamanın eleğinden geçip bugünkü kültür değerlerini gelecek kuşaklara taşıyabilecek, hangi biçimde, hangi formla, hangi malzemeyle yapılsa yapılsın, bunları başarabilen yapıtlar geleceğe kalacak. Bu nedenle alma satma ilişkileri içinde bazılarını dışlayarak, bazılarının fiyatlarını pompalayarak oluşturulmuş süreçler sanat dışı süreçler. Bir de yani geçicidir yani değil. Ya da belirleyici değil. Piyasa, ticaret süreçleri o. Evet. Çünkü her alan kendi kavramlarıyla konuşur. Sanatı ticaretin değerleriyle tartışarak konuşmaya başladığımız zaman iş başka türlü olur. Yani alma satma, kar etme başka bir alanın işidir o. Bu alanda da kar edilir o başka bir şey. Karıştırmadan konuşmak lazım. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sizler sağ olun. Kalktınız, geldiniz. Renk kattınız programımıza. Bizim için çok önemli bir yer. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım canınız sıkılmamıştır. Hayır, biz çok keyif alarak dinledik. İki saat daha dinleyebilirdik yani. Artık yoruldum ya. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir beyaz tuvali daha sonlandırdık bugün. Haftaya yeni bir sanatçıyla yeniden sanat konuşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Programımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan Colorbox'a ve O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sanatla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hocam şiir. Şiim yolların toza uçlarımda, yüzümde iki kesik, dizimde kanayan yara. Bir su akar önüm sıra, kirletir arınırım, üstümde hayat kokusu. Kiralık odalara ısınamadan eskidi yüzüm. Emanetti özgürlüğe evsiz çocuklar. Ama kentin haritasını ben çizdim. Tutup çekince erkenci sabahlar, titrettim camları, ürküttüm tahta kapıları. Kayda geçmemiş kıtalardı sokaklar. Balıklar geçerdi oysa keçeleşmiş saçlarımdan. Yakaladığım kuşlar kanadım. Kerkenez yavruları çırpınırdı saçak altlarında. Kovanlarını dağıttığım arılar çiçek açardı düşlerimde. Çocukluğumdu dağıtılmış yeni başlangıçlarda. Direnemedim, karıştım koşarak günün çığlığına. Nasılsa bir sokak daha vardı bulutların arkasında. Yılkı atları fırtına taşırdı sakladığım yırtık defterlerimde. Siz neredeyseniz uzak istasyonlara kaçardı aklım. Islığımda trenler yanardı. İhlal ettiğim bütün yasakları yazardı güncelerde yasalar. Hep yün eğirirdi kadınlar evleri sırtlarında. Aman zaman bükülmesin diyedir çocuklar, eskimesin sokaklar. Tenhaya düşerse sokaklar çocuk ağlamaları, yankılanır sıvasız yüreklerinde denize inenlerin, evse ev, çocuksa çocuk, ah şu kediler ve balık kokusu, bir de erken çekilmesi perdelerin. Kaldırımların ezik aralıkları yankılar. Yumurta topuk piçlerin gözleri eğilir, kızların etekleri iki parmak aşağıya çekiştirilir. Gece işte, koyu mavi örtüsünü gecikse keşke çatılara. Serin yalnızlıklar başlanır duvar diplerinde. Aç kediler, uyuz köpekler, biter ansızın sesi kesilmiş sokaklar. Ah akşam, getirme yıldızlarını. Uyandığımda bir kiralık sokak daha. Uzun yolculuklar başlar. Pencereleri yabancı bir yatak yeniden. Uyumak, yorulmak değil miydi? Bir sokak daha büyüyeceğim. Fidanlar diktim avuçlarıma. Ebe sensin sabah, akşam körebe. Az sonra yalnızım. Kimsenin bilmediği uzak bir sokakta. Thank you.